son belki 40-50 yılının en kurak, hiç yağmur yağmadan olan Ekim ayını, hatta Kasım ayını dahi geçirdik. Maalesef son zamanlarda küresel ısınma çerçevesinde biz Ekim ayını artık terk ettik. Kasım ayına kaydı ekimler. Çiftçiler Kasım ayı sonuna kadar da ekimlerini tamamladılar. Bu anlamda bizim çok merak ettik, acaba buğdaylarımız çıkacak mı ondan sonra veya işte, fakat yağmur tabi ızır gibi yetişti. Özellikle Kasım sonu, Aralık başı ve şu an bu tarlada da gördüğünüz gibi gayet güzel kışa hazır hale giriyor. Önemli olan buğdayın kışa en azından 3-4 yapraklı devrede kök tacının oluşup en azından 3-4 santim aşağıya girmesi. Çünkü özellikle buğday çok daha küçük bir devrede çimlenmeden girseydi, özellikle karsız olan donlarda sıkıntı yaşayabilirdi. Bu anlamda buğday bu halde olduğu için şu anda en azından donma tehlikesini kesinlikle atlattı. Önemli olan karsız donlara karşı olmaması. Çünkü karsız don olursa, bir yağmurun arkasından 3-4 parmak su içinde kalırsa, çünkü kök tacının mutlaka o 3-4 santimin aşağıda düşmesi lazım ki kışa hazır ve tüm donlara hazır hale gelsin. Kar, tabii en güzeli kar. Kar yağar, kar bizim bitkilerin kış dönemindeki adeta yorganı. Bu anlamda biz buğdayı şu dönemde gerçekten artık, yani normal bir sezonunu yaklaştığını, hani kuraklık tehlikesinin tamamen atlatıldığını, bundan sonra tabii mutlaka çok aşırı uzun süre kalan karsız donlar veya yağmurdan sonra toprağın donup diyeyim daha doğrusu, o zamanlarda sıkıntı yaşayabilir ama bu anlamda büyük bir tehlikenin geçtiğini, bir ülkemiz anlamda gerçekten bayağı endişe duymuştuk. Önemli bu tür tehlikeleri atlattığını görüyoruz. Nasıl bir terlik atlattık? Birincisi, hiç yağmur yağmayıp bunlar çıkmayabilirdi. Yani şu an buğdayımız olmayabilirdi. Arkasından hemen yağmurlar girip ondan sonra hiç vatandaş, yani çünkü hep yağışı beklediler. Uzun sürede, çünkü nitekim oldular bunlar. Yani bir ay 15 gün hiç hava olmayıp da ekemeyebilirlerdi. Bu sene buğdaysız da kalabilirdik. Bir diğer önemli nokta, ektiler, arkasından aynı gayet güzel şu anda olduğu gibi güneşli havalar oldu. Bunlar da buğdayın bu seviyeye gelmesine faydası oldu. Yani o yağmur yağıp arkasından güneşli günlerin, çok fazla soğuk olmayan, çünkü bitki gelişmesi devam etti. Kışa çok ince, çok iyice çimlenip girebilirdi ve arkasından da soğuk havalar direkt düşseydi onlar da donabilirdi. Bu anlamda hani hem buğdayın gelişmesine faydası oldu, hem ekiliklerimizin çıkmasına ve arkasından da bu seviyeye gelmesine fayda oldu. Çok büyük etkilendi tarım. Gerçekten ülkesel olarak ekonomik krize girerdik. Bakın, hala savaşlar var, tahıl koridoru diyoruz, bilmem ne diyoruz. Yani bizim, çünkü Türkiye sadece şu anlamda düşünmeyin. Tamam, ekmek bizim olmazsa olmazlarımızdan veya işte buğday undur veya diğer tüm un sanayimizin, Türkiye dünya un sanayi ticaretinde en önemli ülkelerinden bir tanesi. Tamam, ithal diye diyoruz bazen ama bir de aşağıda hiç buğday yetişmeyen, Ayçiçek'te olduğu gibi bir Orta Doğu var, bir nüfus var, Kuzey Afrika ülkeleri var. Daha bazı yerleri de bizim ülkemiz aynı zamanda dünyanın en büyük un ihracatçılarından, en büyük makarna ihracatçılarından. İşte bu hem ticaretimiz, hem en önemli şeylerimiz, ekim alanlarım, çünkü dünyada en değerli şey işlenebilir arazi. Bu işlenebilir arazilerimizi, buğday ekimlerinde olmadığı zaman, bakın bir sürü buğdaylar veya gıda krizi nasıl yaşandı pandemi döneminde, gıdanın çok aşırı şekilde artmasına sebep olurdu.